Arkadaşlar selam. Bu videomuzda sizlerle güzel İngilizce konuşma kavramı üzerine tartışacağız. Birçok hoca ve birçok öğrenen kişi aynı zamanda hep güzel İngilizce konuşmaya çalışıyor. Ama aslında bu düşüncenin sizin altınızı nasıl kazdığını, İngilizce deyimiyle, sözcüğüyle nasıl sizi undermine ettiğini anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Şimdi geçenlerde bir öğrencim bir iş görüşmesi yapmış. Demişler ki işte İngilizceni geliştirmen lazım. Onun dışında her şey gayet iyi. Biz seninle çalışabiliriz. İngilizceni geliştirdikten sonra tekrar görüşelim. Bu arada da 3 ay öncesinden bahsediyorum. 3 ay süresi boyunca benden ders aldı, almakta ve kendi İngilizcesini de geliştiriyor bir yandan. Antrenmanlarını yapıyor. Biz derslerde gelişimine bakıyoruz. Nerelere dikkat etmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum ve İngilizce konuşuyoruz sürekli. Başka insanlarla da aynı zamanda İngilizce konuşuyor. Gayet hayatının belli bir bölümünü İngilizce'de yaşıyor ve kendisini geliştiriyor. Ama bu 3 aylık süre zarfında da hiçbir iş görüşmesi yapmamış. Şimdi buradaki algı şu. İngilizce'ye başlarken hep şöyle bir hikaye vardır. İşte belli kelimeleri, gramer yapılarını, kalıplarını öğreneyim. Ondan sonra konuşmaya başlarım nasıl olsa der kişi ama hiçbir zaman konuşmaya başlamaz. Hep o belli kelime kalıpları, belli ifadeler, belli gramer yapılarının öncelikle öğrenilmesi gerektiğini, konuşmanın süreç içerisinde nasıl olsa geleceğini düşünür. Bu iş görüşmesi meselesi de öğrencimin tam olarak böyle, kendisine de zaten anlattım. İş görüşmelerine hazır olabilmesi için iş görüşmesi yapması lazım gelir kişinin. O iş görüşmelerinden aldığı bir takım donelerle kendisini geliştirir, nerelerde eksik olduğunu öğrenmeye çalışır. Fakat ilk yaptığı iş görüşmesi ona İngilizcesinin eksik olduğunu söyledikten sonra o İngilizceyi öğrenmeye yöneldi. Tamam, burası gayet iyi. Ama biz sonuçta şunu bilmiyoruz. Bir sonraki iş görüşmesinde belki yine İngilizcesi eksik gelecek. Ama bunun yanında başka noktalarda da eksiklikleri olduğunu görecek. Belki İngilizcesi eksik olmayacak. Yeterince iş görüşmesi yapmadığı için o sırada fazla heyecanlanıp, fazla motive olup İngilizcesini olduğu gibi gösteremeyecek belki. Sonuçta bir işi iyi yapabilmek istiyorsak o işi yapmamız gerekiyor. Ama belli bir takım şeylerin öncelikle halledilip ondan sonra o işi yapmaya girişmek birazcık bana daha önceki videolarımda anlattığım procrastination, yani erteleme hastalığı gibi geliyor arkadaşlar. İngilizce konuşma da tam olarak aslına bakarsanız böyle. Ben güzel konuşana kadar İngilizce konuşmam gibi bir algı var toplumda. Hata yapmak sanki kötüymüş, ayıpmış gibi. Sanki Türkçe konuşurken kişi hiç hata yapmıyormuş gibi ya da başka sergilediği motor davranışlarda hiç hata yapmıyormuş gibi. İngilizce konuşurken hata yapıyor olması hep kendisine bir zul geliyor nedense, anlamadığım bir şekilde, ve bunu yapmaktan sürekli kaçınıyor insanlar. Ben ise derslerimde öğrencilerime sürekli hata yapabilecekleri bir ortam hazırlamaya çalışıyorum onları. Hem bana yolladıkları ses kayıtları, hem kendi gün içerisinde yaptıkları 1 saatlik İngilizce konuşma çalışmaları, hem de benim derslerimde sürekli onları aslında hata yapmaya zorluyorum. Neden? Bakın, bir istemek kavramı diye bir şey var. Her şeyi istiyoruz bugün. İşte zengin olalım istiyoruz. Yakışıklı, paralı erkek arkadaşımız olsun istiyoruz. Güzel bir sevgilimiz, kız arkadaşımız olsun istiyoruz. Güzel bir evde yaşamak istiyoruz. İngilizce konuşmak istiyoruz. Güzel bir işimiz olsun istiyoruz. İstiyoruz da istiyoruz. Ama günün sonunda bu isteklerimizin hiçbir kıymeti, ehemmiyeti yok. Neden? Çünkü isteğin sonu yok arkadaşlar. Günün sonunda sizin ne yaptığınız ya da yapmadığınız sizin o istediğiniz şeyi alıp almayacağınızı belirliyor. İngilizce konuşma da tam olarak böyle. Sorsak herkes İngilizce konuşmak istiyor ama bunun için ne yapması gerektiği üzerine düşünen insan sayısı çok çok az. Birçok zaman şöyle bir şey gündeme geliyor bakın. Evet, İngilizce konuşmak istiyorum. Okey. Öyleyse beni İngilizce konuşturtacak bir takım kişilerle muhatap olayım. Ama bu yabancı arkadaşlar, yabancılar olabilir. Ama bir İngilizce öğretmeni olabilir. Gideyim ders alayım ya da İngilizce konuşulan bir ülkeye gideyim. Böylelikle İngilizce konuşmak zorunda kalayım. Kendimiz bir şeyi kendimiz için isterken birilerinin bizi o yapmak istediğimiz şeyle ilgili olaraktan bizi zorunda bırakmasını istemek de gerçekten çok abesle işti. Vaktiyle bir öğrencim vardı. İngilizceyi öğrendikten sonra bir işe alınacaktı. Derslerimizi yaptık. 10-12 ders yaptık.
kendisiyle. Bu dersler sırasında yapması gereken bir takım görevleri vardı tabii ki. Ödevleri vardı. Ve bunların hiçbir tanesini yapmıyordu. Hatta çoğu zaman dersleri ödevlerini yapmadığı, yeterince çalışmadığı için ertelemek istiyordu. Ben tabii ki böyle bir şey yapmıyordum. Yani sonuçta senin bir şeyi yapman ya da yapmamanla ilgili olarak onun bedelini ödeyecek kişi ben değilim. Dersleri ertelemiyorduk. Derslere hazırlıksız bir şekilde geliyordu. Ve konuşamıyordu haliyle. Ve sürekli şunu söylüyordu. Ya ben aslında bak Servet bu işi yapmayı çok istiyorum. Sürekli bunu söylüyordu. Bu işi çok istiyorum. İngilizceyi öğrenmek çok istiyorum. O işi bir alsam ben zaten İngilizce konuşmayı öğreneceğim. Bakın bir takım koşullar. Ve ben de artık bir gün dayanamadım. Dedim ki ya dedim ismi lazım değil. Ben dedim çok zengin olmak istiyorum. Bir tane kapımın önünde Lamborghini'm olsun istiyorum dedim. Ama dedim bunun için hiçbir şey yapmıyorum. Sence zengin olabilir miyim dedim. Mesaj alınmıştır dedi. Ondan sonraki derslere de zaten gelmedi. Şimdi mevzu arkadaşlar tekrar söylüyorum bakın. Bir şey istemek ya da istememek değil. Herkes her şeyi istiyor. Ama günün sonunda onunla ilgili kendinize ayna tutup neyi doğru yapıyorsunuz, neyi yanlış yapıyorsunuz, ne kadar ilerliyorsunuz diye bakmanız gerekiyor. Bunu yapan kişiler ancak kazananlar grubunda yer alıyor. Dönelim tekrardan İngilizceye. A1 seviyesinde bir şeyleri öncelikle pasif bilgi olarak edinmek gayet makul. Belli kelimeler, belli cümle kalıpları vesaire bunları öncelikle edinirsiniz. Ama bunun sonrasında bunları hemen uygulamaya geçirmeniz lazım. Özellikle A1'in sonu, A2'nin başı gibi en geç. Ve konuşmaya başlamanız lazım eğer konuşmak istiyorsanız sevgili arkadaşlar. Ama ne oluyor? Bakın kişi A2, B1 bazıları diyor ki ben C1 seviyesindeyim. Yani o seviyede ders alınca C1 seviyesinde olduğunu kabul ediyor otomatikman kişi. Ve bu seviyede konuşamadığı için kendisini hakir görüyor, hayıflanıyor. Kendisine adeta zulmediyor. İçten içe sürekli şunu diyor. Ben bu hataları nasıl yaparım? Arkadaşlar bakın o kadar saçma ki niye? Yani bunu bir dost olarak söylüyorum. Yanlış anlamayın. Yapmadığımız bir şeyle ilgili, İngilizce konuşmaktan bahsediyorum. Bir şey yapmaya çalıştığımızda onunla ilgili hata yapıyor olma ile ilgili bir sorunumuzun olması gerçekten çok saçma. Çünkü daha önce yapmadın onu. Yeterli miktarda yapmadığın için zaten hata yapıyorsun. İşte tam olarak bu sebeple öğrencilerimi sürekli hata yapmaya teşvik etmeye çalışıyorum. Nedir bu? İşte az önce söylediğim gibi ses kayıtları yollaması, kendi 1 saatlik günlük en az konuşma çalışmalarını yapması ve derste İngilizce konuşmaya zorlamam onları sürekli. Onların hata yapmasını sağlıyor aslında. Bu hataları yaptıkça aslında o kadar da büyük hatalar olmadıklarını ve belli başlıklarını sürekli tekrar edip onları düzeltmeleri gerektiğini onlara göstermeye çalışıyorum. Mesela ilk 1-2 ders hiç hata düzeltme yapmıyorum. Ama sonraki işte 3 ders, 4 ders sonrasında artık kişi İngilizce konuşmaya alıştıktan sonra belli bir noktada diyorum ki bak en fazla karşılaştığımız hataların bunlar. Şimdi bunlara biraz daha fazla önem vermeye çalışacağız ve bu hataları yapmamaya çalışacağız. Yapalım, sorun değil. Yaptığımızda kendi kendimizi düzeltmeye çalışacağız ve ben bunlarla ilgili seni uyaracağım diyorum. Ve sistematik bir şekilde yavaş yavaş o hataları eliyoruz biz arkadaşlar. Bir hatayı ne kadar çok yaparsanız o hatanın öğrenilme süresi o kadar artmış oluyor ve o hatayı çok yaptığınızda da süreci geri döndürmek için bir o kadar daha fazla efor sarf etmeniz gerekiyor. Ancak bu tabii ki şu demek değil günün sonunda. Ben hiç hata yapmadan mükemmel şekilde konuşmaya başlayacağım. Böyle bir şey yok. Bunu başarabilen bir arkadaş varsa gayet başarılıdır. Hiç lafım yok ama benim çalıştığım öğrencilerimin %99'u böyle bir durumda değil. İnsanın tabiatına da aykırı arkadaşlar. Yani sözün özü şu, sizin bir şeyi yapmanız için öncelikle o şeyi yapmanız gerekiyor. Bir şeyi güzel yapmanız için yeteri miktarda onu kötü yapmanız gerekiyor. Kötüleştiren şeyler üzerine de düşünüp onları yavaş yavaş elimine etmeniz gerekiyor süreç içerisinde. Yalnız burada bir sözüm de İngilizce öğretmenlerine, konuşma koçlarına. Şimdi arkadaşlar konuşma koçu kavramı da aslına bakarsanız İngilizce'de çok fazla yok. Herhalde Türkiye'de ilk yapanlardan bir tanesi benimdir diye düşünüyorum. İngilizce konuşma koçluğundan bahsediyorum. Birçok kişi, İngilizce öğreten birçok kişi şunu yapıyor, öğrencisine şunu söylüyor. Ya artık biraz güzel konuş. Ya arkadaşım bak bu mevzular böyle aceleye getirilecek şeyler değil. Hani sürekli piyasada şunlar var ya işte 3 ayda C1 seviyesine gel falan. Sıfırdan başla
ana dilin gibi İngilizce konuş falan. Böyle bir şey yok. Bunların tamamı marketing, advertising ile ilgili. Yani reklamlama ile ilgili, pazarlama ile ilgili. Sen niye bu topa giriyorsun? Niye öğrencini durduk yere sıkıştırıyorsun? Dil edinimi zihni müthiş derecede yoran bir şey. Sen de biliyorsun bunu. Ama kendin öğrendiğin gibi öğretmeye çalışıyorsun öğrenciye. Ama arada çok derin bir farklılık var. Öğretmenler bu dili öğretmek için öğrendiler. Öğrenciler ise ya da diğer öğrenen kişiler ise kullanmak için öğreniyorlar. Onların öğretme gibi bir kaygısı yok. Dolayısıyla onları sürekli daha güzele endekslemeye çalışmak, sürekli orada bir kızıl elma adeta var olduğunu söyleyip hadi ona git, hadi ona git deyip böyle sürekli at gibi koşturmaya çalışmak onların psikolojisini bozuyor. Hepimizin bozduğu gibi ben de aynı süreçlerden geçtim. Arkadaşlar, güzel konuşma diye bir şey yok. Güzel konuşma süreç içerisinde belki bir yılda, belki iki yılda edinilecek bir beceri. Sizin öncelikle konuşmanız gerekiyor. Araba sürenler bilirler, bisiklet sürenler, yüzmeyi bilenler bilirler. Öncelikle o suyun içerisine girersiniz, arabanın içerisine girersiniz, bir kullanırsınız, bir takım hatalar yaparsınız. Ondan sonra yavaş yavaş, yavaş yavaş işte profesyonelleşmeye başlarsınız. Her işte böyle. Ama sen 3 ay içerisinde konuşmanda relative clause kullanmaya çalışıyorsan, oralarda bir takım hatalar var demektir. Öyleyse arkadaşlar ne yapacağız? Kendimize bir bakacağız aynada. Önce bir konuşacağız. O işin içerisinde olacağız belli süre. Ben bunları zaten biliyorum demekle olmuyor. Sen belli bir kontekst içerisinde takılmadan her şeyi yavaş da olsa anlatabiliyorsan basit cümlelerle evet yapabiliyorsun. Ancak bunun için belli bir süre geçmesi gerekiyor. Ve sen hala da en basit cümleleri kurarken ya burası present mi olacaktı yoksa past mı kurayım? Yoksa şu cümleyi mi kullanayım, şu sözcüğü mü kullanayım, yoksa bunu mu kullanayım diye düşünüyorsan senin otomatistin, yani işleri otomatik yapma becerin gelişmemiştir. Türkçe düşünüyorsundur, İngilizceye aktarmaya çalışıyorsundur ama hiçbir dil böyle konuşulmaz, böyle yazılmaz, böyle okunmaz ya da böyle dinlenmez. Yapacağınız iş şu arkadaşlar, konuşma, kendinize bir konuşma çevresi edineceksiniz. Bir konuşma platformunuz olacak bir şekilde ama ders alarak, ama arkadaş edinerek ve olabildiğince fazla hata yapacaksınız, hatalarınıza alışacaksınız. Sonrasında da belli bir noktada alışma sürecini geride bıraktıktan sonra hata eliminasyonuna başlayacaksınız. Kademe kademe de yükseleceksiniz. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen like butonuna basın ve kanalıma abone olun. Arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.